Herkese merhaba, ben İzzet Camcıoğlu. Bu videoda size Altitude Hold, Position Hold ve Loiter modlarında uçuş örnekleri göstereceğim. Bu modlar ile ilgili bilginiz yoksa, önce yukarıdaki işaretten uçuş modlarının temel özelliklerini izlemenizi tavsiye ederim. Haydi başlayalım. İlk aşamada ekranı tanıyalım. Sol üstte büyük olarak drone'un dışarıdan çekimi, sağ üstte ise eş zamanlı olarak kumandayı göreceksiniz. Aşağıda yer istasyonunun bir bölümü ve drone kamerasından çektiği görüntü olacak. Yer istasyonundan uçuş modunu takip edebiliriz. Artık hazırız. Altitude Hold modu ile başlıyoruz. Burada ilk aşamada gaz kanalı ve yaw kanalını inceleyeceğim. Diğer iki modda bu iki kanaldan bahsetmeyeceğim çünkü tam olarak aynılar. Drone yerde olduğu sürece gördüğünüz gibi gaz kolunu %50 seviyesinin altında tuttuğumda pervaneler dönüyor ancak kalkış başlamıyor. %50'yi açtığı anda ise kalkış başlıyor. Bu aşamada rüzgar yüzünden drone biraz sürükleniyor. Bunu önlemek için roll ve pitch kanalını kullanmak durumundayım. Ancak şimdilik onunla ilgilenmiyorum. Şimdi güç kolu ile ilgili dikkat edeceğimiz konu, kumanda kolunu ne kadar yükseltirsek drone'un yükselmesi o kadar hızlı oluyor. Kalkışta çok az bir gaz ile kaldırmıştım ve yavaş yavaş yükseldi. Şimdi de en uçlardaki tepkisini görüyoruz. Gaz kolunu sıfıra çeksek bile motorlar durmuyor. Sadece ayarlanan en hızlı değeri ile iniş yapıyor. Yükselme ve alçalma hızının maksimum değerini Mission Planner ile ayarlamak mümkün. Yaw kanalının etkisini görmek için biraz yaklaşalım. Şimdi bu kanaldan vereceğimiz komutun şiddetine bağlı olarak drone etrafına sağa veya sola döner. Kumanda kolunu bıraktığımız anda o andaki istikametini koruyarak durur. Burada iki önemli nokta var. Roll ve pitch kanalları için ön taraf her zaman aynıdır. Yani siz drone'u yaw kanalı aracılığıyla ters çevirince ön, arka ve sağ sol yer değiştirmiş olur. Buna da uçuş sırasında dikkat etmek gerekiyor. Diğer konu ise yaw kanalından komut vererek drone'u çevirirken drone'un aynı zamanda sola doğru sürüklendiğini gördük. Peki bu neden oldu? Bunun sebebi Altitude Hold modunda drone'un roll ve pitch kanalını kontrol etmiyor olması. Ve ben çevirmeyi yaparken rüzgar sebebiyle drone bir yöne doğru sürüklendi. Şimdi roll ve pitch eksenine geçelim. Burada öncelikle drone'u kameradan uzağa götüreceğim. Bu eksenlerde koldan fazla kuvvet uygulayınca drone gideceği yöne doğru yaklaşık 45 derecelik açı yapıyor. Kumanda kolunu bıraktığım anda leveling denilen hareket ile drone denge konumuna geri dönüyor. Drone'un kameraya doğru hızlıca yaklaştığı hareketin sonuna dikkat ederseniz ben kolu bıraktıktan sonra drone sahip olduğu hız ile ilerlemeye devam ediyor. Bu aşamada ben koldan ters yönde komut veriyorum ki drone hareketini durdurup olduğu konumda sabitlensin. Altitude Hold'un bugün bahsedeceğim diğer modlardan en büyük farkı bu noktada ortaya çıkıyor. Videoda görüldüğü gibi roll ekseninin çalışma şekli pitch ekseni ile tamamen aynı. Altitude Hold ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi de Position Hold moduna bakalım. Position Hold moduna geçmek için C switch'ini bir kademe aşağı çekeceğim. Ardından da yer istasyonunda Position Hold moduna geçildiğine dair bir yazı gelecek. Bu modda sol kumandadan kontrol Altitude Hold ile aynı olduğu için bahsetmeyeceğim. Bir önceki modda rüzgar yüzünden epeyce savrulan drone'un, bu modda ise hiçbir komut almadan olduğu yerde sabit durduğunu görüyoruz. Şimdi de pitch eksenindeki hareketi Altitude Hold modu ile karşılaştırmak için aynı şekilde drone'u kameradan uzağa götürüyorum. Sonrasında ise kameraya doğru hız kazandıracağım ve kolu bırakıp hiç müdahale etmeden bekleyeceğim. Görüldüğü gibi bu modda GPS'in devrede olması sayesinde kolu bıraktığım zaman drone hareketini durdurup mevcut konumunu korumaya başlıyor. Bunun roll ve pitch eksenindeki her yöne hareketinde aynı şekilde çalıştığını görüyoruz. Loiter moduna geçmeden önce son olarak da bu moddaki hareket kabiliyetini göstermek istiyorum. Çünkü Loiter ile Position Hold modları arasında hareket kabiliyeti dışında hiçbir fark yok.
Videonun son bölümünde ise Loiter modunu göstereceğim. Bu modda anlatacağım çok fazla bir şey yok. Rol ve pitch eksenindeki hareketlerin ne kadar sınırlı ve yavaş olduğunu göreceksiniz. Şimdi de drone'u indirmeden kameraya yaklaştıralım ve bu modda tüm aksamların doğru çalışması durumunda drone'un ne kadar stabil uçtuğuna bakalım. Videonun son kısmında loiter modunda dışarıdan bir etki ile drone'un dengesi bozulsa da olduğu konumu koruduğunu göstermek istedim. Bu daha önce gördüğümde beni çok etkilemişti. Şimdi önce bunu görelim, sonrasında ise bunu neden denemememiz gerektiğini göstereceğim. Artık inişe geçebiliriz. İnişi loiter modunda gerçekleştireceğim ki bu modda iniş gerçekten çok kolay. Gaz kolunu %50'nin biraz altına alıp yavaş yavaş inmesini takip edeceğim. Ardından ayaklar yere değdikten sonra da gaz kolunu sıfıra çekeceğim. Birkaç saniye içerisinde motorların durmasını bekliyorum. Burada bir nokta çok önemli. İniş biraz sert olmuş ve uçuş kartında titreşime sebep olmuşsa bu noktada sorun ortaya çıkabiliyor ve gaz kolu sıfırda olmasına rağmen motorlar durmuyor. Bu durumda stabilize modu alıp gazı sıfıra çekerek motorları durdurabiliriz. Videoyu bitirmeden önce bizim unuttuğumuz iki çok önemli kuralı hatırlatmak istiyorum. Çünkü biz çok ucuz atlattık ancak her zaman bu kadar şanslı olunmayabilir. 1. Kullandığımız cihazlar dikkatsizlik kabul etmiyor. 2. Kaza durumunda insan sağlığına çok ciddi ve kalıcı hasarlar verebiliyorlar. Videoyu izlerken drone'un stabilitesini göstermek için drone'u aşağıdan ittiğim kısmın perde arkasını ağır çekimde izleyelim. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese kırımsız uçuşlar dilerim.